Şimdi bakın. Hani filmlerde haritada kırmızı bir çizgi uzayarak gider ya. Bir sürü yerleri geçip en sonunda da hedefe varır. Ve işte biz de İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Buraları geçip Kars'a ulaşıyoruz. Ya iyice saçmaladın Remzi. Öyle şey olur mu hiç yahu? He? Efendim Tanju? Bir şey mi demiştin? İnanamıyorum. Kars'tayız. Kars'a da geldik. Şimdi nasıl bulacağız dünyanın en eski sporunu? Merak etmeyin. Biz onu bulmayacağız. O bizi bulacak. Filmlerde hep öyle olur çünkü. Şişt, sen koca kulak. 2 dakika sonra çıkışa gel. Yalnız olarak. Bana mı dedi o? Hayır yani benim nerem koca kulak ki? Başka birini kastetmiştir herhalde. Oo, hareketlere bak. En eski sporu bulmanıza izin veremeyiz. Akbaba Kürşat sizi engellememizi istedi. Ya bu abi. Kaç Necmi kaç. Vay be. Dedeye bak sen. Ne oldu Necati? Dünyanın en eski sporunu öğrenebildin mi? Dünyanın en eski sporunu mu arıyorsunuz? Beni takip edin. Biz de seni bekliyorduk dede. Dünyanın en eski sporunu yazan belgelerin burada saklı olduğunu biliyoruz. Ve biz de bunu öğrenmeye geldik. Hadi göster hemen de şu 100 puanımı alayım. Siz de mi bunun için geldiniz? Remzi, Necati, siz nasıl gelebildiniz buraya? Abi vallahi elimizden geleni yaptık. Durduramadık. Öğrenilmez kolay kolay her şey. Verecek sınavını her birey. Ne sınavı ya? Madem ikiniz de öğrenmek istersiniz bir şeyler, yapalım o halde bir takım testler. Neden her bilge öyle konuşuyor? Öyle yapınca güzel mi oluyor? Ne bileyim Remzi, sorma bana. Azıcık oturayım, kaysana yana. Şimdi herkes dinginleşsin. Beynini her şeyden temizlesin. İkinizin de zihnini okuyacağım. Hiçbir şey düşünmeyeni tak diye bulacağım. Ne yani hiçbir şeyi düşünmeyeceğim mi? Hadi aslan oğlum yapabilirsin. Hiçbir şey düşünme. Aynı Necati abin gibi. Bomboş bir kafan olsun. Evet aynı ben. Başlayın öyleyse. Zıplayan kediler, göbek atan dolap, bıyıklı balıklar. Bu çok zor. Koşu ayakkabısı, yarım yenmiş elma, kaşarsız tost. Halay başı. Mahalle maçı. Meyveli yoğurt. Kendinizi uzayda hissedin. Uzay. Uzay. Tebrikler gençler. Hiçbir şey düşünmemeyi başardınız. Kim kazandı yani? Durum berabere. Hadi şimdi sıradaki teste. Çileksiz yoğurt. Dinliyor musunuz? Suyu, rüzgarı, kuşları, hepsi konuşur sizinle. Sadece dinlemeyi bileceksin. Nasıl konuşacak rüzgarla su? Dinlemeyi bileceksin konuşmadan önce. Şimdi ben saklanacağım. Ve beni bulmayı başarırsanız bu ödül de sizin olacak. Vay! Dünyanın en eski sporu burada mı yazıyor? Bu kadar mı yani? Bir de 2 haftadır yemek yememiş vahşi bir ejderha sizi kovalayacak. Kuşu böceği. Kuşlar. Rüzgar. Ağaçlar. Üsman. Ders notu. Ayağım sıkıştı. Rüzgar. Kuş. Evet. Evet işte buldum. Yardım edin. Dünyanın en eski sporu. 100 puan. İmdat! Lütfen yardım edin. Buna izin veremem.
Seni kurtaracağım. Hadi çabuk ol. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Evet, geldim işte. Ben buldum. Hadi ver, ben buldum. Hadi. Al bakalım o halde. Kendi sesini dinleyip arkadaşını kurtaran çocuk. Sen al. Ben mi? Ne? O mu? Ama ben kazanmıştım. Ben buldum. Ben buldum ilk. Hadi ver, ben buldum. Çok konuşma. Çok düşün. Teşekkür ederim. Düşünmek mi? Fakat ben bu yolculukta bir spor bulmayı bekliyordum. En eski spor aklın esnekliğidir. Yani düşünmektir. Zeka ile oynaman fiziksel olarak yaptığından daha önemlidir. Önemli olan kazanmak değil, oyunu nasıl oynadığındır. Kazanmak isteyen kişi ahlaklı ve dürüst olmalıdır. Ve sen Şakir, yarışı kaybetmeyi göze alarak arkadaşını kurtardın. Ve aslında bunu yaparak sen gerçek kazanan oldun. Neymiş oğlum dünyanın en eski sporu? Öğrenebildin mi? Evet, öğrendim baba. Doğru karar vermek ahlaklı olmakmış. Gerçek kazanan ben oldum. Eyvah! Sen de değişik değişik konuştun Bilge dede gibi. Neyse oğlum, hadi artık evimize gidelim. Yoğurt, meyveli yoğurt, yoğurt. Uçuyorum galiba.